Zehra, küçük yaşlarda anasız kalmış, hırçın ve kıskanç bir kızdır. Zengin bir tacir olan babası, Zehra'yı katibi Supe ile evlendirir. İki genç ilk zamanlar mesutturlar. Fakat Zehra'nın evlendikten sonra sakinleşti zannedilen kıskançlığı, sebepsiz olarak nüksetmiş, Supe'yi rahatsız etmeye başlamıştır. O sırada Supi'nin annesi hizmet etmesi için eve Sırrı Cemal isminde genç ve güzel bir hizmetçi getirir. Zaten kıskanç olan Zehra bunu görünce büsbütün huysuzlaşır. Çekilmez bir hal alır. Bu sırada Zehra'nın babası Şevket Bey de ölür. Zehra'nın kıskançlığı yüzünden Supi'nin acıma duygusuna bağlı olarak evde ikinci bir aşk başlar. Bu aşk zamanla nikaha dönüşür. Supi yeni hanımıyla Ayestefenos'ta bir eve yerleşir. O artık iki evlidir. Eski evine uğradığı yoktur. Sırrı Cemal'in baskısıyla Supi, Zehra'yı boşar. Supi'nin zayıf tarafını yoklayan Zehra, ona güzel bir Rum kızı olan Ürani'yi musallat eder. Supi kızla buluştuğu geceden itibaren ondan ayrılamaz. Hayatla bütün bağlarını koparır. Kocasının ortadan kaybolması ile ızdırap içinde kıvranan Sırı Cemal, çocuğunu düşürür ve intihar eder. Supi olanların hiçbirinden haberdar değildir. Varını yoğunu bitirir. Ürani onu dışarı atar. Şimdi o bir serseridir. Karnını doyurabilmek için tulumbacı kahvelerine devam eder. Yangınlara gider. Her türlü sefalete katlanır. Ürani'nin yaptıklarına katlanamayan Supi, onu aşığı ile birlikte öldürür. Polis, yapılan tahkikat üzerine Supi'yi yakalayarak mahkemeye verir. Fakat mahkeme cinayet hakkında kati bir delil bulunamadığı için Supi'nin beraatına karar verirse de böyle azılı bir serserinin İstanbul'da bulunması iyi görünmediğinden Trablusgarp'a sürgün eder. Zehra bu sırada Supi'nin katibi ile evlenmiştir. Yaptığı oyunun neticesinde eski kocasının başına gelen akıbeti öğrenince Böyle bir neticeyi arzu etmediğinden hayata küser. Yalnız ve ümitsiz bir ömür sürerken bir gün Supin'in annesi Münire'nin sokaktaki ölümünü görür. Artık tahammül edemez. Hasta olur ve ölür.